Sayın seyirciler, iyi akşamlar. Sözüm Var'a hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Kadri Gürsel ve Emin Çapa'yla birlikte gündemin önemli başlıklarını sizler için analiz edeceğiz, konuşacağız, tartışacağız. Tartışacağız derken karşılıklı fikir alışverişinde bulunacağız. Kimi zaman aynı düşüneceğiz, kimi zaman ayrışacağız diyelim. Hoş geldin Kadri. Hoş bulduk. Hoş geldin Emin. Şimdi arkamda gördüğünüz görüntüler son derece çarpıcı. Beyaz peynire, sıvı yağlara ama en önemlisi bebekler için gerekli devam sütüne artık elektronik alarm takılıyor. Niye? Hırsızlık olmasın diye. Bunlar marketlerden aldığımız görüntüler. Bu tablo bence hepimiz açısından göz yaşartıcı bir tablo. Ekonomimizi bundan daha iyi anlatan ya da geldiğimiz dayandığımız noktayı bundan daha iyi anlatan bilmiyorum başka bir kare var mıdır? Üç farklı fotoğraf ama üçü de aynı yola çıkıyor. Şimdi bu ilk bölümde kısaca buna değineceğiz. Sonrasında bunun tabii ki seçim sürecine, bundan sonraki götürülecek, yapılacak olan muhalefete, muhalefet biçimine nasıl yansıması gerektiğini konuşacağız. Bugün TOP, TESK, MÜSİAD ve TÜSİAD'dan fiyat istikrarı açıklaması geldi. Dediler ki Covid-19 nedeniyle, yani pandemi sürecinde gerçekten büyük farklılıklar oldu. Bundan sonraki dönemin fiyat istikrarı en önemli maddesi. TÜSİAD'ın da bir açıklaması olmuştu. Pandemide bütün olaylar, şartlar, iş yapma biçimleri değişti. Yeni bir iş modeline ihtiyacımız var diye. Tabii TÜSİAD'dan insan çok daha fazlasını bekliyor. Çok daha derin tespitler bekliyor. Çok daha güncellenmiş tespitler bekliyor. Umarız duyarız. Şimdi ben önce bir Emine dönüp sorayım. Hem bu arkamızdaki görüntüyü belki bize sözcüklerle de ifade etsin. Görsel olarak verdiğimiz bu elektronik kelepçeleri. Ve tabii ki bu fiyat istikrarı meselesi hepimiz için ne anlama gelmeli? Tüketiciler için, üreticiler için, sanayi için, işçiler için. Bize anlatsın Emin. Şimdi önce bu kelepçe meselesine bakalım. Bu kelepçe meselesi Türkiye'de biliyorsun lüks ürünlerde, bizim çok üst düzey ürünlerde gördüğümüz bir şeydi. Artık bunun arttığını görürüz çocuk bezlerine. Orada dikkat edersen hemen senin sağında seyircilerimiz, arkadaşımız ayçiçek yağı. Ayçiçek yağı Şirin. Ayçiçek yağına elektronik kelepçe. Yani birisi onu alıp götürürse alarm çalsın. Ayçiçek yağı. Türkiye burası. Ayçiçek yağı. 2002'den bu yana, ben biraz önce dünyanın bir mirali dedim. 2002'den bu yana ayçiçek yağı ithalatı ne kadar artmış biliyor musun? 720. %720. İthalatı. İthalat. Türkiye'nin ithalatı %720. Eskiden biz ayçiçek ülkesi değil miydik? Her zaman bir miktar ithal ediyorduk. Ama 132 bin tondan 1 milyon 132 bin tona gelmiş. Peki üretim mi düşmüş? Hayır. Yoksa maliyetler hayır, mi artmış? Hayır. Nüfus artışına paralel bir şekilde üretimi artırmamışız. Yani aslında üretim planlaması. Şimdi senin kişi başına ne kadar patates yiyeceğin, soğan yiyeceğin, ayçiçek yağı tüketeceğin belli bir şey. İnsanlar deli gibi tüketmezler bunu. Bunun bir sınırı var. Bu belli. Nüfus artış hızın da belli. Buna göre üretim planlaması yapacağız. Aynı şeyi soğanda görmedik mi? Türkiye'nin bir sene çok soğan, bir sene az soğan yiyor muyuz biz? Hayır. Ortalama olarak nüfus artışı paralel bir şekilde aynı miktarda soğan yiyoruz. Ne oldu? Soğan kuyrukları gördük. Hatırlarsanız ben hep şunu söylerim. İnsan neyle dalga geçerse onunla sınanır. AKP neyle dalga geçiyordu? İşte CHP döneminde tüp kuyrukları var deniyordu. Ya ülkede önce ne kuyruğu gördük? Soğan kuyruğu. Patates kuyruğu. Sonra bizim elinde hatırlarsan önemli bir kuyruk verdik biz. İlk olarak karnabahar kuyruğu. Ya karnabahara bu ülkede insanların ekmek kuyruğunu bile anlarım ama karnabahar kuyruğuna girecekleri akıl almaz bir şey Şirin. Sonra bitmedi o. Biz onu verdikten iki gün sonra bir şey düştü. Kayseri'de elma kuyruğu. Ucuz elma, 50 kuruşa elmayı indirmiş bir market. Uzun bir kuyruk. Sonra hatırlarsan pazartesi günü de biz halk ekmek kuyruklarını verdik. Evet. Şimdi bunlar uzayınca bu kuyruklar marketler... Bu kuyruklar ama yokluktan kaynaklanmıyor değil mi? Tabii ki yokluktan. Yani gıda yokluğu bunlar, gibi bir... Bunlar refah kuyrukları biliyorsun. Zam yok, hani fiyat ayarlaması var gibi. Bunlar da bize aynı şeyi gösteriyor. Kuyruk deyince insanın aklına şu geliyor. Kuyruğuna girilen malın yokluğu. Ama burada yokluk malda değil.
Yokluk insanda. Evet. Yani o kuyruğa giren insanlarda yokluk var. Kesinlikle. Yokluk ve yoksulluk. Yani esas problem aslında burada çok bir güzel malın bulunmaması değil. Cebinde parası olup da alamıyor değil. Evet. Evet. Şimdi o tüp kuyruklarından bunu yoktan ayıran tersi. Bu. Mal yok değil. Cebinde parası olmadığı için alamıyor. Alamıyor. O da onu söylüyor. Cebinde evet parası olamıyor da alamıyor değil. Ben yanlış anladım, pardon. Ha, öyle tamam, olabilir. Ne tamam. Okey, tamam. Şimdi tüp kuyruklarından farkı bu. O Türkiye'de yoktu. Türkiye'de ambargo vardı. Petrol yoktu, gaz yoktu. Ambargo nedeniyle, Amerikan ambargosu nedeniyle 70'ler Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında o tüp kuyruklarının nedeni oydu. Paran olsa da alamıyordun. Neden alamıyordun? Çünkü Türkiye'ye ithalat yapılıyor. Bu sefer öyle değil. Bu sefer ekmek kıtlığı yok Türkiye'de. Elma kıtlığı yok Türkiye'de. Ama daha ucuz bunlar. Yani ama senin cebinde ucuzdur, para yok. Senin cebinde para olmayınca sen 50 kuruş olunca, 1 lira olunca 7,5 liralık karnabaharı 1 liraya satınca market, işte geçen sefer yayında verdiğimiz karnabahar kuyruğu. Bana bunu siz söyleseniz 5 yıl önce, 10 yıl önce bile ben hakikaten yok canım daha neler artık karnabahar kuyruğu derdim. Yani kuyruklar geri geldi dediğin zaman bu kuyruklar o kuyruklar değil. Değil. Bu onu, tersi. Onu bu halk şey fakirleştiği için kuyruk. Öbürü devlet ithalat yapamadığı, tekrar Türkiye'ye şey ambargo evet, uygulandığı halkın için cebinde para olmadığı için ürünler bir şekilde ve bir nedenle ucuzlatıldığında oluşan kuyruklar. Evet. İndirim yapıldığında perakende fiyatların altına düşürün. Yani normal ürün rayı için neyse fiyatlama, onun altına düştüğünde insanlar daha ucuza almak için gidip kuyruk oluyorlar. Evet. Aşırı bir talep oluyor ucuz malı. Çünkü evet, insanlar geçinemiyorlar. Paraları yok. Yok. İnsanlar yoksullaştılar. Evet. Türkiye'de 10 kişiden sokağa çıkın sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7'si borçlu. Ev kredisi borcu değil bunlar. Ev kredisini biz borçtan saymıyoruz. Şimdi bu 7'si. Bu foblayı koyduktan sonra şirin, istersen bu TÜSİAD, MÜSİAD, TOB'un açıklamasına geleyim. Şimdi orada bir çok ince bir nokta var. Fiyat istikrarı istiyoruz. Enflasyonla mücadele istiyoruz diyorlar. Bunda uzlaşmışlar. Bu olayın üst tarafı. Uzlaşmışlar. Peki çok güzel. Fakat orada ayrıldıkları bir yer var. Enflasyonla mücadele nasıl olur? Sıkı para politikasıyla olur. Sıkı para politikası ne demek? Faizin yükseltilmesi. Şimdi daha TOB yeni açıklama yaptı. Faizler düşürülsün. Hükümete yakın bir iş adamı örgütü var. Onlar da açıklamışlar. Türkiye büyümek istiyor yani, ama müsait değil. Hükümet büyüme isterken Merkez Bankası faizleri yüksek tutuyor falan. İyi de Merkez Bankası'nın elinde başka silah sanki bırakmadınız. Sanki Merkez Bankası bağımsızmış da değil mi? Bir de baba. Şimdi Merkez Bankası'nda da bir de başka silah yok. Faizi düşürdüğünüz anda doları göreceğimiz yeri hepiniz biliyorsunuz. Herkes biliyor bunu. Bunun yalanı yok. Ve Cumhurbaşkanı da başladı biliyorsun faizler meselesine. İndirin hemen hep beraber görelim. Şimdi TOB'la, TÜSİAD'la ve MÜSİAD'la ayrıştığı yer var TÜSİAD'ın. O da şu. TÜSİAD diyor ki IMF'ye gitmiyorsak eğer, ki gidemiyoruz. Bunu bu arada Ankara'da yaptıkları görüşmelerde bütün bakanlara söylediler. Gitmiyorsak o zaman bizim bir reform programı uygulamamız lazım. Bu sadece ekonomik reform değil. Bunun içerisine bizim hukuk reformunu, yönetişim reformunu koymamız lazım diyor TÜSİAD. Buradan gitmemiz lazım diyor. Fakat tabii MÜSİAD ve TOB'un buraya gelmesi mümkün değil. Uzlaşabildikleri tek nokta enflasyonla mücadele. Ya bu, şimdi şunu söyleyeceğim. Bu laf olsun diye yapılmış bir açıklama diyebilir miyiz? Uzlaşabildikleri tek konu bu. Hayır, olduğu bu bence için. Yani ne diyor? Yani bu yalnız, hiçbir konuda uzlaşmıyor. Bu açıklamanın da bir de seçilen sözcükler bakımından tuhaf bir tarafı var. Yani diyor ki fiyat istikrarı, yani ortalama halkın anlamayacağı bir açıklama bu. Ha. Anlayan anlıyor ama enflasyon dese siyasileşiyor konu birdenbire. Çünkü enflasyon dediğiniz zaman enflasyonla mücadele kim yaratıyor enflasyonu? Ne oluyor ya, sen kendini muhalefetin yerine mi koyuyorsun? Dur bakalım, hizaya gir bakayım falan diyecek yukarıdan. Yani enflasyon çünkü hassas bir sözcük. Enflasyon, bunu halk biliyor. Bak 70'lerden beri bu ülkede enflasyon canavarı diye bir şey var. Bunu eskiler bilir. Yani yaşı yetenler bilir. Enflasyonla da maalesef yeni nesilde tanışıyor artık. Yani bu çok yüksek bir enflasyon. Ama enflasyonun %120'lerde falan gezindiği dönemler şimdi söylense filan derler böyle. Enflasyon canavarı diye bir şey vardı. Şimdi enflasyonu insanlar biliyorlar. Dedeler, yaşıyorlar. Dedeler, anneler, babalar biliyor, yaşıyorlar. Ama fiyat ne diyor? Fiyat istikrarı. Wow, çok şey bir sözcük bu böyle. Yani onun bir nedeni var. Açacaksın kutu içinden çıkacak. Hayır, çünkü bak bence burada
yok korkaklık da var işin içinde. Aman iktidarı yığışmını üstümüze çekmeyelim. Bir de bu müsiyatla topla falan enflasyon tabirinde uzlaşamama da var. Belki TÜSİAD, belki enflasyon demek isteyecekti ama yok enflasyon demeyelim. Çünkü bunlar iktidar yanlısı ya iktidara çok yakın duran, iktidarla araları çok iyi bir olan. Bir nedeni var onun. Şimdi fiyat istikrarı anlık bir şey değildir. Enflasyon anlık bir şeydir. Yani Ekim 2020 itibariyle enflasyon şudur. Ocak 2021 itibariyle enflasyon. Fiyat istikrarı ise bunun uzun vadeli seyrine fiyat istikrarı. Bu teknik adı. Ama enflasyonun da neticede enflasyonun da belli bir seviyede tuttuğun zaman orada zaten öngörülebilirlik oluşuyor. Evet, işte o fiyat istikrarı yani. Diyoruz onu. Teknik bir şey ama o. Normalde halk fiyat istikrarı demez. Bu teknik bir şey. Şimdi buradan bir yere daha geleceğim. Bu da olayın siyasi tarafı. Halkın anlamadığı bir dili konuşmak istemişler. Evet, teknik bir şeye sığınmışlar. Doktorların teknik tabirler kullanması gibi. Yani zam yerine fiyat düzenlemesi. Ayarlaması. Şimdi demek olayın teknik zam tarafı da... Zam yapmayın diyor yani. Olayın teknik tarafı da... Hayır, orada şöyle bir şey var. Yakında Cumhurbaşkanı bir talimat verdi. Biz de teknik konuşmayalım diye söylüyorum. Teknik meseleyi teknik açıklamayalım. Yani ne diyor top test müsiyat? Şimdi geliyorum. İçi boş bir şeyden açıklamayla. Korkuyor. Bir şeyden korkuyorlar. Cumhurbaşkanı bir şey dedi. Fiyatları düşürün. Fiyatlar nasıl düşecek? Soğan patates baskınlarını hatırlıyor musunuz? Depo baskınlarını. Depolarda soğan. Ya kardeşim depolarda soğan adam, olur zaten. Soğanın sezonluk. Ne yapacak? Depolamayacak mı? Evet. 3 ay sonra, 5 ay sonra, 6 ay sonra. Yani soğan. Çürür. Tarlada çürüsün patates diye. Depolanır zaten. Bir yıl boyu yersiniz hasattan sonra. Onlara baskınları nasıl yayınladığını yandaş kanalların hatırlarsın. Şimdi o baskınlar tekrarlanacak diye korkularından TÜSİAD'ı da yanlarına alıp bu açıklamayı ondan yapıyorlar. Böyle baskınlarla enflasyon düşmez demeye çalışıyorlar ama Kadri'nin dediği gibi korkudan bu şekilde diyorlar. Bunun bir de ikinci yanı var Şirin. O da çok önemli. Bunları kim yaptırtıyor? Naci Ağbal. Sayın Naci Ağbal hükümet reformu yapmazsa, eğer reform yapmazsak ekonomide düze çıkamayız'a ikna olmuş durumda. TÜSİAD'da gitti, kendisi ziyaretti, iş dünyası da ziyaret etti. Ve bunun sonucunda da şimdi reform yapılamayınca kimin yaptırmadığını hep beraber biliyoruz koalisyonun bu reformlarını. Ekonomik reformlarla biz düze çıkamayız. Dünyanın en iyi iktisatçılarını getirin, dünyanın en iyi ekonomik programını hazırlayın. Bakın dünyanın en iyi ekonomik programını hazırlayın. Türkiye ekonomisi orta vadeli büyümeye dönemez. Yeniden 10 bin dolarların üstünde milli geliri bulamaz. IMF nasıl %6 büyüme öngörüyor 2021'de? Onu hemen bir ona gelmeden bir şunu bitireyim. Onun teknik bir detayı var. O da çok ilginç bir konu. Teknik bir detayı var onun. O bağlı bir şey. Şöyle. Hukuk reformu, demokrasi reformu, yönetişim reformu olmadan ekonomi kalıcı olarak düzelmez. Bu yüzden Naci Bey diyor ki insanlara hem AKP'de bunu söylüyor hem de bu insanlara yani kamuoyu oluşmasını istiyor. Yani ben demeyeyim Cumhurbaşkanı'na siz deyiverin. O da söylüyordur muhtemelen. Bilmiyorum. Sadece bizden buna duymasın mı? Değilim. Yani. Evet. Ama bu arada diğer partiler üzerinde de baskı olsun kamuoyu üzerinde. Yani reform talep etsin. Haklı bir talep. Kamuoyu baskısı da olsun. Ya, reform. Muhalefet, ama biz hepimiz istiyoruz. Muhalefet reformun en alasını talep ediyor. Ya. Parlamenter sistemi güçlendirilmiş parlamenter sistem diyor. Onu reform, da bugün konuşacağız zaten. Benim şeyim o değil. Yani, benim şeyim şu sadece hani burada bitirmek için söyleyeyim. Reforma destek ihtiyacı var. Hem kamuoyuna önemli çünkü reformun yapılamadığını görürüz. Ama onun için de bunların yapılması gerekiyor. Ya şimdi bu aslında bir cümle konuklarımız bekliyor ama onları da soracağım. Şimdi birazdan MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat ve Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz bizimle birlikte olacak. Son rakamlar onların elinde. Gidişatın nasıl olduğunu bize söyleyecekler ama oraya geçmeden önce. Şimdi TÜSİAD dedin Türkiye'nin sanayicileri, en büyük sanayicileri. Tamam yönetimde birazcık şimdi yeni sanayiciler eski sanayicilerle yer değiştirmiş olabilir. Yandaş ve de daha iktidara yakın olanlar daha farklı olabilir ama sonuçta TÜSİAD bütün sanayi temsil ediyor. MÜSİAD o da öyle. TESK, TOP. Ya bunlar en büyük sivil toplum kuruluşları ve bir açıklamalarında ekonomik reform olmalı derken bunun altı demokratik hukuk reformuyla, adalet reformuyla da doldurulmalı cümlesini kuramıyorlarsa, ya bu cümleyi kurmaktan bile korkuyorlarsa, bu bence gelip vardığımız noktayı gösteriyor. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp diyor ki, vay bizi işte zengin gibi yaşıyor diye göstermek istiyorlar. Efendim reform diyorlar, bizi aşağılıyorlar. Avrupa Birliği'ne öyle reformlar açıklayacağız ki şaşırıp kalacaklar. Kendi kuruluşları bunun altını doldurmaktan korkar durumda.
sadece bu korku bile bize bir şey anlatmıyor mu? Tabii yani bir şunu söyleyeyim. Türkiye'de TÜSİAD bunu söylüyor. Hani yani burada demiyor. Haksızı, burada demiyor çünkü ama ya farklı kurumlar yapıyorsun. Farklı kurumlar bir araya gelince asgaride anlaşabildiğini söylüyorsun. Yoksa tek başına TÜSİAD bunu tek başına söylüyor. Olunca söylüyor. Evet ama ortak bir açıklama yapılması söz konusu olduğunda da işte ancak uzlaşabildikleri bu. Fiyat istikrarı üzerinde uzlaşabiliyorlar. MÜSİAD, TOP ve TÜSİAD. Pardon, çok özür diliyorum. Yani burada sanki TÜSİAD bunu ayrıca söylüyormuş. Bence TÜSİAD da son dönemlerde, bilmiyorum katılır mısınız, son derece ılık sularda açıklamalar yapıyor. Hiçbir şeye dokunmuyor. TÜSİAD Başkanı yurt dışına gittiğinde öyle böyle diye anlatıyor, ülke içinde hiç durmuyoruz. Şimdi bu TOP, TESK, TÜSİAD, MÜSİAD bir açık söyler misin? Kim, ne kadarlık bir kitleye, neye tekabül ediyorlar? Bunların temsil ettiği insanların sayısı, şirketlerin, girişimcilerin, sanayicilerin, işçilerin sayısı nedir? Türkiye'nin kaçta kaçını temsil ediyor? Çok. Çok. Vergi TÜSİAD, olarak. Vergi TÜSİAD olarak. Türkiye ihracatının evet. büyük kısmını temsil ediyor. TÜSİAD Türkiye sanayi üretiminin %50'den fazlasını temsil ediyor. Yani şu arada TÜSİAD'ı savunmak top, bizim şeyimizde. TOP, milyonlar esnaf, milyonlar içerisiyle. Şimdi burada korku dağları bekleyince bunlar ortaya çıkıyor. TÜSİAD eski TÜSİAD değil. Evet, Türkiye eski Türkiye değil. Ha diyeceksin ki biz gazetecilerden eski gazeteciler gibi, eski günlerdeki gibi konuşmamız, haklarımızı savunmamız, özgürlükleri savunmamız, bunun için de bedeller ödememiz bekleniyorken iş dünyasını istiyor. Ha bu da zaten ayrıca bir bu konuşma ayrı, konusu olarak yani konuşalım. Evet ama burada yani Kadri dahil olmak üzere pek çok meslektaşımız doğru bildiğini söylemek karşılığında cezaevinde yattılar, yatmaya devam ediyorlar, işlerinden oldular. Onlarca, milyonlarca insan işinden atıldı. O bir sürü insan sadece duruşunu bozmamak için büyük bir mücadele veriyor. Bu kadar iş dünyasının temsilcisi de bir araya gelip sade suya trit açıklama yaparlarsa da eleştirmek hepimizin hakkı olur zannediyorum. Değil ama mi? Yani bu şunu söyleyeyim, zaten MÜSİAD'ın herhangi bir eleştirisini ya da TOB'un herhangi bir eleştirisini beklememiz diye bir şey. Ama işte bu zaten geldiğimiz noktanın acı durumu değil mi? Geldiğimiz noktanın hepimizin ağlaması gereken durumu. Korkudan reform diyemeyen örgütlenmeler. Son bir kısacık dönmeden önce ekonomistler, köşe yazarları da altını çiziyorlar. Belki o noktayı da vurgulamak ister misin? Sonra da soralım. Bir sürü insanın kredi borcu, kredi kartı borcu, tüketici kredisi borcu. Hani bilmiyorum, kalem kalem belki söyleyemezsin ama genel bir kısa not düşmek ister misin oraya? Bu arkamızdaki demin gösterdiğimiz nedir adı? Kelepçelenmiş diyelim. Esir alınmış malzeme, gıda maddelerinin sebebini de açıklıyor bu aslında. Evet. Şimdi 10 kişiden 7'si borçlu, ev kredisi hariç borcu var dedik ya, 10 kişiden 7'sinin. Şimdi bunu rakamlara bakınca son dönemlerde borç, bankalardaki batık krediler azalmış. Bu nasıl olmuş? Allah Allah, çek senetler düşüş. Nasıl oluyor bu? Çok basit bir nedeni var şimdi. Hükümet bir şey yaptı. Eskiden senin bankaya borcun var. Hı hı. 30 gün ödemedin, yani bir ay. 60 gün ödemedin. 90 gün ödemedin. O borç batık borç oluyor. 3 ay. 3 ay ödemezsen kredini, hı, taksidini, batık borç oluyordu. Hükümet bir şey yaptı. Bunu 180 güne çıkarttı. Hı. Bir 3 kalem, aydan bir 80 güne. Yani. Böylece bütün o ödenmeyen borçlar ertelenmiş oldu. Şimdi bundan sonra patlayacak o asıl şiri. Hani bankaya borcu olup ödeyemeyenlerin, bankaların batık borç hanesine geçişi öyle olacak. Hükümet bunu pandemi döneminde saklamak için batık kredi tarafını 180 güne çıkardı. 3 ay yerine, 90 gün yerine 180 güne. Ama yapmamız gereken neydi? O insanların o borçlarını ödeyebilmeleri için onlara kaynak aktarmamız gerekirken süreyi uzattı sadece. Bu bir kadar. Çocuk maması çalan profesyonel hırsızlar mı varmış? Olabilir mi öyle bir şey? Çocuk mamasını olabilir bu kadar şey? Yani piyasada satılacak yok. Ayçiçek yağı ya. İnanılır peynir. Gibi. Bu beyaz çok, peynir. Çok aslında trajik bir durum. Tabii beyaz peynir yani. Ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Bebek kilosunu maması. Görüyor musun çocuk hatta? Çocuk maması diyorum. Bebek 59 maması. 59 lira peynir. Beni şok eden bir şeyi söyleyeyim. Oradan konuklarımıza gidelim. Şimdi eşim, sen tanıyorsun. Biraz stokçu. Böyle alırken 3 tane 5 tane alıyoruz. 2 kişiyiz evde. Diş macunu epeydir almamışım ben. Böyle çok almışız büyük diş macunları. Geçenlerde birden fark ettim. Diş macunu çok pahalandı. 50 lira.
Diş macunu, büyük diş temel macunu. Temel sağlık malzemelerinden bir tanesi. Ya sabah akşam işte öğlen neyse dişinizi fırçalıyorsun. Diş macunu. Gerçekten ama 50 lira diş macunu. Beni en şok eden şeylerden biri diş macunu oldu. Kadri Gürsel'in dediği gibi bu görüntüler hakikaten hepimizi ağlatması gereken görüntüler. Bunlar İstanbul'dan çekildi ama bu tablo eminim ki Anadolu'nun farklı kentlerinde daha vahim. Daha vahim dendiği gibi, söylediği gibi eminim. Dolayısıyla bunu hepimizin oturup düşünelim. Laf olsun bir, bir şey daha. Yani yoksulluk. Bakın burada demek ki hırsızlık vakaları arttı demektir. Tabii. Bu küçük ölçekte bir uyarı. Yoksulluk güvenlik problemini de beraberinde getiriyor. Ve bu çaresizlik, insanlar bebeklerine ben onlara hırsız demem. Mama alamıyorlar, paraları yok. Evet. Dolayısıyla bu top test müsiyat ve TÜSİAD'ın bu içi boş fiyat enflasyon bile diyemeyip fiyat istikrar diye idare ettiği açıklamasını da bunun bu resmi yanına koymamız gerekiyor. Çünkü tarihi bir sorumluluk taşıyorlar. Bir şey daha söyleyeyim. Biz de su taşıyoruz şimdi. Biz burada deli gibi neden durmadan bu gündemin içinde bunları tartışıyoruz? Bu şeyler getirmeye çalışıyoruz. Başka kanallarda hani söylemeyeceğim şeyler konuşulurken bundan bizim bu sorumluluğumuz var. Bir şey daha vereyim. Ben çalışmaya başladım işte bu yoksulluk dizisi için. Çok ilginç bir şey öğrendim. Türkiye'de yoksulluğu gizleyen en önemli, engelleyen en önemli şeylerden biri nedir? Komşuluk dayanışması. Komşuluk dayanışması Türkiye'de açlığı engeller. Şu anda sahada çalışanların bana söylediği şey ön görüşmemizde şu. Eskiden mahallede bir komşun un verirdi, bir komşun yağ verirdi, bir komşun ekmeğini alırdı dayanır. Şimdi o da azaldı. O da yok olmadıkça. Neden? Çünkü komşunun da parası yok. Çünkü komşunun da bakkalı kapandı. Çünkü komşu esnaf da işi yapamıyor. O da iş yapamıyor. O da garsonluk yapamıyor. O kafede çalışamıyor. İşte o da maaş alamıyor. O da işsiz kaldı. Bu yüzden onda da yok. Dar gelirli mahallelerden bahsediyoruz. Yerlerden bahsediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bu kuyruklar istisnai. Bu kuyruklarda böyle bir şey yok diyor. Buyursun gelsin ve yoksul mahallelere bir gitsin. Örgütünün yoksul mahallelerdeki durumunu bir görsün lütfen. Elazığ'ı konuştuk. Elazığ'dan bana yazdı insanlar o günden sonra biz geçen sefer hani Elazığ mitinginin Cumhurbaşkanı söyledik. Acayip şeyler yazıyorlar. Esnafın durumuna ilişkin acayip şeyler söylüyorlar. Yani bir sokağa inmesi lazım. Ha ama bundan bir cümleyle bitireyim. Ben seçimi zamanında yapılmasını istiyorum. Erken seçim istemiyorum. Nedenini de söyleyeyim. Bu hükümet nasıl batırdıysa kurtarabiliyor mu görelim. Çünkü öyle bir şans yok. AKP'nin Türkiye ekonomisini ve Türkiye'yi düze çıkarma şansı sıfırdır. Ekonomisini, adaletini ve demokrasisini Türkiye'yi desek derken onu kastettim daha doğru olacak. Şimdi iki konumuz var dedim. MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat ve Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkıraz. İki araştırmacımız da malum sözüm varın neredeyse artık daimi konukları haline geldiler. Hoş geldiniz. Sizi biraz bekletik. Ama sizin de rakamlarınızı hem de sonuçlarınızı belki anlamlandıracak ya da temel hazırlaması bakımından önemli bir konuyu ele aldık. Görmüşsünüzdür siz de. Emniyet, güvenlik kelepçesi takılan temel gıda ürünleri. Özellikle peynir, ayçiçek yağı ve çocuk mamalarına, çocuk devam sütlerine, bebek daha doğrusu takılan bu kelepçeler hepimizin gırtlağına takılmış, duygularına takılmış, kalbine takılmış kelepçeler haline gelecek. Ne kadar durumun ciddi olduğunu göstermesi açısından önemliydi. Şimdi sizinle son sonuçları konuşmak istiyoruz. Herkesin dilinde bu erken seçim olur mu olmaz mı? Her yolda gördüğümüz taksi şoförü ya da işte esnafımız, işçilerimiz, çalışanlar, komşularımız, dostlarımız aynı soruyu bizlere, gazetecilere yöneltiyorlar. Ne diyorsunuz Emin Bey, ne diyorsunuz Kadri Bey, ne diyorsunuz Şirin Hanım? Erken seçim olacak mı? Bu seçimi yaptırırlar mı? Nereye doğru gidiyoruz? Yoksa hiç mi seçim olmaz diye? Bunlar ayrı tartışma konusu ama ben Emin'e ilk sözü bırakayım. Sen sorarak başla lütfen. Kiminle başlamak istersin? İki değerli araştırmacımızın da tespitlerini alalım. Evet. Bu arada ikisini de sormuştuk. Araştırmanız, saha çalışmalarınız bitecek mi diye. Kemal Bey sizin saha çalışmanız bitti mi? Bizim saha çalışmamız bugün bitti ancak daha sonuçları ben de görmedim. Görmedik, evet. Bugün Mehmet Ali Bey'in anketini sonra gördüm konuşacağız. Sadece. Evet. Ay, bunu duymak için sizden biliyordum gelmediğini de bunu duymak için şey yaptım. Onu da bir sonraki yayınımızda konuşalım sonuçlarınız çıktığında İnşallah. Siz yayınladığınızda
YouTube kanalınızda. Bu arada Kemal Bey'in ilginç bir yöntemi var. YouTube kanalından finanse ediyor. Evet, daha önce konuşmuştuk bunu. Evet. Mehmet Ali Kulat, hani tabiri caizse sıcağı sıcağına, o lafı çok sevmiyorum ama ayağının tozuyla diyelim falandan döndü. Hatta bir önceki yayınımızda da yine Anadolu'nun bir şehrinde olduğu için katılamamıştı. Bir öncesinde de zannederim Denizli'deydiniz yanlış hatırlamıyorsam. Buyurun Mehmet Ali Kulat'a, evet, Emine söz bırakıyorum. Önce araştırmanın bir genel, hem tabii mecburen bir şeyini anlatın bize, arka planını, kaç kişiyle nerede yapıldı, nasıl yapıldı. Ondan sonra da çıkan sonuç aslında daha önceki seyirlerimizi, yani partiler açısından seyrin sürdüğünü, Cumhur İttifakı'ndaki seyrin de sürdüğünü bize gösteriyor. Bir onu konuşalım istiyorum sizinle. Çünkü araştırmanızda MHP'yi şeyler dağıtılmadan önce 7,7'de bulmuşsunuz. Bu bir süredir gördüğümüz bir seyirdi. AKP'yi de %32'de görmüşsünüz. Bu bize Cumhur İttifakı'ndaki erimenin sürdüğünü gösteriyor mu? Çünkü sizde cevap yok kısmı %10'lar civarında görünüyor. Kararsızları %17'ler, %16'lar civarında görüyorduk. Orada bir düşüş mü var? İlk sorun bu olsun kararsızlarda. Şimdi öncelikle bugün RTÜK'te gizli görüşmeler yaptım. Bazı dostları ziyaret ettim. Dolayısıyla televizyonun da sıkıntıya girmemesi için araştırmanın kimliğinden bahsedeyim. 2850 kişiyle yapılan, 30'u büyükşehir olmak üzere 51 ilde yapılan bir araştırma bu. Yüz yüze metotla yapılan bir çalışma. Sahanın genel itibarıyla fotoğrafını çekmeye çalıştık çalışmamızda. Araştırmanın finansmanını da MAK danışmanının kendisi karşılıyor. Çünkü bizim bir abone sistemimiz var. Ben önce sizin programınızın başındaki, bizden önceki haber için teşekkür ederim. Niçin ettiğimi söyleyeyim. Bugün doğrusu bu habere sevindim. TOP, TESK, TÜSİAD ve MÜSİAD fiyat istikrarı gibi bir kelime söylememiş olsaydı, bugün bu konu çok konuşulmamış olsaydı, benim araştırmamda çıkan ekonominin çok kötü olduğu konusuyla ilgili muhtemelen bugün beni birileri linç edebilirdi. Dolayısıyla ben burada yırttığımı düşünüyorum, önce onu söyleyeyim. Yani ekonomiye bir tek ben kötü demiyormuşum, kötüymüş yani. Şimdi ikincisi, tabii sahadan geliyoruz gerçekten. Yani şimdi Kemal Bey de çok deneyimli ve işini çok iyi yapan bir kardeşim. Gerçekten sahada yıllardır bu işi yapan birisi olarak söylüyorum. Ekonominin bu kadar net, belirleyici olduğu bir dönemi ben görmedim. En azından kendi açımdan söyleyeyim. Ancak burada suçluyu ararken, yani bakkal Ahmet amca ya da işte marketçi Mehmet amcayı hesaba katarak ya da onlara fatura çıkararak, geçmişte patates soğan konusunda olduğu gibi faturayı oraya kesmemek lazım. Nereye keseceklerini ben söyleyeyim eğer müsaade ederlerse. Yani 10 bin şubesi olan marketlere gitsinler, oradaki fiyatlara baksınlar, işte kelepçeyi kim takıyorsa onlara baksınlar. Yani bunu herkesin bir onu görmesi lazım. Yani evet, bunu istismar eden bizim mahalledeki küçük bakkal da olabilir. Yani öyle insanlar da vardır ama inanın onlar çok da kayda değer bir istismar yapamazlar. Asıl istismarı dediğim gibi sahada görmek lazım. Bizim sahada gördüğümüz ilginç bir şeyi söyleyip sonra rakamlara geçeceğim. Şimdi biz belediyelerle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Belediyelerin önemli icraatlarını soruyoruz. İstanbul Belediyesi, Ankara Belediyesi, Kayseri Belediyesi, Konya Belediyesi ya da Gaziantep Belediyesi. Partilerden bağımsız söylüyorum bunu. Belediyelerin şu anda en önemli icraatı olarak vatandaş ne görüyor biliyor musunuz? Ne? Amele pazarındaki, dolmuş durağındaki, amele pazarındaki, dolmuş durağındaki dağıtılan çorbayı en önemli proje olarak görüyor vatandaş. Bir daha vatandaş tekrar edeyim. Şu anda yardım dağıtıyor. Yani günlük iş arayan, günlük iş arayan işçilerin o sıraya girip de iş bulmak umuduyla bekledikleri yerde sıcak çorba dağıtılması belediyenin en büyük icraatı olarak görülüyor İstanbul'da. Mı? Evet. Genel olarak mı? Evet, İstanbul'da da böyle. Hayır, bakın tekrar söyleyeyim. İstanbul'da da böyle, Ankara'da da böyle, Gaziantep'te de böyle. Partiler üstü bir şey söylüyorum. Yani Kayseri'de de böyle. Vatandaş şu anda temel ihtiyaçların altında bir şeyden bahsediyor.
Yani şu anda yardım dağıtılması ama yardım derken öyle büyük yardımlardan bahsetmiyorum. Bildiğiniz en basit asgari, Sayın Devlet Bahçeli'nin ifadesiyle işte tam da askıda ekmek dönemine geldik şu anda. Fotoğraf bunu gösteriyor. Şimdi bunları söyledik diye bizi de birileri farklı şekilde değerlendiriyorlar. Ya sokağa itseler, bunun için çok bir derin strateji bilmelerine gerek yok. Emin olun anket de yaptırmalarına gerek yok. Zahmet buyurun, zahmet buyurun. Bulundukları şehir hangi şehirse, tekrar söylüyorum bakın bir şehir de söylemiyorum. O şehrin şöyle kenar mahallelerine gitsinler. Belediyelerin ekmek satış büfeleri var. Öyle bu dönemden de bahsetmiyorum. Yani geçmişte yapılmış, bizim mesela oturduğumuz mahallede Melih Gökçek döneminde yapılmış bir büfe var. Büfenin önünde ekmek satış saatlerinde, öyle her saat ekmek satılmıyor, ekmek yetmiyor çünkü. Bir kuyruk var, akıllara ziyan. Yani neyi konuştuğumuzu anlamak için. Çünkü biraz ilerideki markette ekmek ondan biraz daha pahalı olduğu için insanlar yağmurun, karın, şu soğukun altında Ankara'nın ne kadar soğuk olduğunu takdir edersiniz. İnsanlar bunu bekliyor. Şimdi fotoğraf bu. Yani burada çok dramatik, politik bir şey olarak söylemiyorum. Genel fotoğraftan bahsediyorum. Ve biz araştırmamızda şu iki soru benim en çok dikkatimi çekti. Yani muhtemelen programın ilerleyen dakikalarında konuşuruz ama bir, ailenizin gelir düzeyini düşündüğünüzde ekonomik olarak kendinizi nasıl tanımlarsınız diye sorduk. Bunun grafiği var, bir grafiğini verelim. Evet, buyurun üstüne konuşun. Yani bu her 4 kişiden birinin %21, kararsızlarla beraber %25'in üstünde bir kesim zaruri ihtiyaçlarımızı karşılayamayacak kadar zor durumdayız diyor. Bakın önemli bir şey, zaruri ihtiyaçlarımızı karşılayamayacak kadar zor durumdayız. Bunun üstünde, bunun dışında yaklaşık her 3 kişiden biri de %34 de diyor ki sadece temel ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek durumdayız. Sadece temel ihtiyaçlarımızı karşılayacak durumdayız. Yani üstüne 5 kuruş koyup bir kötü gün, bir karanlık güne koyabildiğim bir tasarrufum yok diyor toplum. Şimdi bu fotoğrafın yanı sıra bir diğer soruda size göre ülkemizin en önemli ve en öncelikli sorunu nedir diye sordum. Hı. O zaman daha vahim bir fotoğraf çıkıyor karşımıza. 3 kişiden ikisi %65 diyor ki ekonomik sorunlar, hayat pahalılığı, işsizlik vesaire. Bakın şu demek değil bu. 3 kişiden ikisi batıyor falan anlamında değil. Ya benim komşum açken, benim işte tanıdığım insanın ekonomik durumu kötüyken benim durumum iyi olsa ne olur? Yani insanlar bundan müthiş rahatsızlık duyuyorlar. Ve bu rahatsızlık, evet pandeminin kesin etkisi var. Ona hiç kimsenin itirazı yok. Şüphesiz yani dünyanın her tarafında bir pandemi var ama bizde pandemi üstüne yönetim beceriksizliği, ekonomik yönetim beceriksizliği de bunun üstünde görünüyor. Yani çok ciddi şekilde ciddi bir ekonomik zaaf yaşanıyor. Geçen sizin bir programınızda söylemiştim. Biraz önce sanırım Kadri Bey söyledi. Yani kimin söylediğini şey yapmış olabilirim ama. Yani ekonomik veriler açısından baktığınızda ben geçen programda söylediğim veriyi söyleyeyim. 27 milyonun üstünde icra dosyası var. Her dosyanın bir icraya veren, bir icralık olanı var. Daha vahim fotoğraf şu. Şirketlerinde tüzel kişiliği birden fazla ortaklar oluşmaları gündemde olduğu için 115 milyon kişiyi icrada taraf bir ülkede yaşıyoruz. Ülke nüfusu 83 milyon. Korkunç bir şey. Şimdi böylesine bir fotoğraf. Yani gerçekten. Şimdi hala test çıkıyor ya da İşte TÜSİAD ya da işte MÜSİAD hangisi ise hala çıkıp böyle yani nasıl böyle daha yumuşak bir dil kullanırız söylediğimiz zaman yani nasıl böyle işte yani daha soft bir kelime seçeriz diye işte fiyat istikrarı vesaire ya yapmayın Allah'ını severseniz. Yani aynen. Mehmet Ali bu fiyat istikrarı çözülemeyecek durumda. Şimdi burada bir virgül koyacağım. Kusura bakmayın bu önemli değerlendirmeleriniz için. Hem Kadri Gürsel'e ve Kemal Bey'e bir
değerlendirmesini rica edeceğim. Belki Emin de sonra bir şey söyler ama önce Kemal Bey, Mehmet Ali Bey'in söylediklerini ekleyeceğiniz var mı? Eminim siz de aynı doğrultularda sorular soruyorsunuz. Belki sonuçlarınız çıkmadı ama siz de bir analiz eder misiniz? Sonra sözü Kadri'ye bırakayım. Yani Kemal Bey, sokakta bu ekonominin Mehmet Ali Bey'in söylediği gibi ekonominin gerçekten çok ciddi bir belirleyici olduğu noktasına katılıyor musunuz? Oradaki sizin gözleminizi merak ediyorum ben. Tabii ki buna katılmamak mümkün değil. Ekonominin şöyle bir etkisi var ayrıca, hani çarpan etkisi var. İnsanlar hükümetin değerlendirirken bütün performansıyla birlikte değerlendiriyor. Dış politikadan eleştirisi var. Hukuktan eleştirisi var, başka bir sürü konudan eleştirileri var ama cebinde de para var ise o eleştirileri öbür cebinde tutuyor, umursamıyor. Yani gene ekonomin bozulmasın şeklinde oy kullanıyor. Ama cebinde para yoksa bu kenara attığı eleştirilerin hepsini de bu sefer söylenmeye başlıyor. Onları da cebinden çıkartıyor ve bu kişileri tam olarak muhalif yapıyor. Zaten kişileri muhalif yapan yönetimlere Türkiye'de tam olarak bu. Yani bütün eleştirilerini bir arada tutar ama ekonomi düzgünse onları öncelemez, ikinci plana atar. Bütün eleştirileri ikinci plandayken ekonomi döküldüğünde ekonominin %60 etkisi var ise öbür %40 etkili olan konuları da zaten açığa çıkartıyor. Yani ekonomi için makyajı gibi. Ekonomi dökülünce her alanda dökülüyor hükümetler. O yüzden bence bu seçim gerçekten ekonomi olacak. Seçimin belirleyeni ekonomi olacak. Mehmet Ali Bey'in anketine ek olarak şöyle söyleyeyim size. Mayıs ayında yapmıştık bir araştırma. Koronavirüs salgınıyla ilgili bir araştırmaydı. Yayınladık da. Orada biz şunu sorduk insanlara. Devletten, hükümetten beklentiniz nedir? En acil beklentiniz nedir hükümetten? Belediyenizden en acil beklentiniz nedir diye sormuştuk. İnsanların en acil beklentisi ikisinde de %60'dan fazla oranla sosyal yardım çıktı. Bakın sosyal yardım çıktı. Bu hiç böyle çıkmazdı. İşsizlik çıkardı mesela. Çok yüksek oranda işsizlik çıkardı. İlk çözülmesi gereken sorunlar deyince. Ekonomi çıkardı. Yani gene ekonominin belli başlı başlıkları çıkardı. Fakat sosyal yardım hiç çıkmazdı. Üçlerde, beşlerde. Hani ne kadar sosyal yardım alan varsa normal zamanda o kadar çıkardı. %3,5, %5,5 neyse. Ama bir anda pandemiden sonra, pandeminin o ilk kapanmasında özellikle %60'lara çıktı sosyal yardımlar. Evet. Belediyelerle ilgili yaptığımız araştırmalarda da mesela diyor ki ben falanca yerin belediye başkanını çok beğeniyorum diyor seçmen. En çok beğendiğiniz yönü nedir dediğimizde beğenilen belediye başkanlarında hep sosyal yardım yapması dediler. Hep bu tip sonuçlar evet. Çıkıyor. Yani bu dönem artık ekonomiyi, aile ekonomisini ayakta tutmak için falan değil. Seçmenin çok büyük kısmı artık karnını doyurmak için. Maalesef hayaller kuruyor. Şimdi bir söyleyebilir miyim? Bu arada biraz önce bir haber düştü. Şu anda görüntüler benim önümde. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü girdikleri evden 5'er litrelik 4 teneke ayçiçek yağı çalan 3 vatandaşı tutuklamış. Ayçiçek yağı eve giriliyor, mücevher bilmem ne çalınmıyor. 5 litrelik 4 teneke ayçiçek yağı evde de stok gibi herhalde. Polis peşine düştü. Kamerayla yakalamışlar. Sosyal medyada var görüntülerini izlemek isteyenler. Sonra da belki yönetmenimiz ya da editörümüz de Erdal verir ekrana. Şimdi ben şunu sorarak devam etmek istiyorum. Siyasi tarafına da bakmamız gerekiyor. Kadriye soracağım. Şimdi tabii bu top test müsiyat ve tüsiyat ben biraz şeytan avukatlığını yapayım. Hani bu şey var ya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibinin sürekli şöyle bir yaklaşımı var. Ya biz aslında şahane götürüyorduk bu dönemi ekonomide de bu pandemi geldi her şey onun sebebi gibi. Aslında bütün bu sonuçlardan yırtmanın bir bahanesi olarak pandemiyi gösteriyorlar. Yani pandemi olmasaydı her şey nefiste. Pandemi geldi, böyle oldu. Şimdi biraz bu sivil toplum örgütleri de biraz bunun
üzerine oturuyorlar gibi bir hissiyata kapıldım ben. Yani Erdoğan çizgisinde bu fiyat istikrarı, enflasyon demeden ya pandemiyle mücadele ediyoruz. Halbuki demeleri gerek yok ki, berbat ekonomik programla mücadele ediyoruz. Bir bunu soracağım, belki de oradan sen de araştırmacılarımıza dönmek istersin. İkisinin de anlattığında, iki konuğumuzun da anlattığından şunu anlıyoruz. Aslında bütün bu başlatılan militan tartışmaları, yok sen misin tek adam, CHP var mı yok mu, bütün bunlar aslında bunları konuşmamak için. Şimdi bakıyorum mesela, herkes bir militan tartışmasıdır, onu yapıyor. Militan mı dedi, niye öyle dedi, militan mıdır, militan mıyız? Muhalefeti kitlemenin yollarından biri. Ben muhalefeti kitlemekten ziyade burada muhalefetin gündem oluşturduğunu görüyorum. Daha ben olumlu bakıyorum buna. Yani Kılıçdaroğlu bir söz, bir kavram kullanıyor. Bu bir suçlama oluyor. Ağır bir suçlama oluyor. Daha sonra iktidar bunu kendi medyasının kullandığı bütün o ideolojik aygıtlar diyeyim ben ona. Hepsi dahil, her şeyi, kitle iletişimi imkanlarının hepsini kullanarak bu muhalefeti etkisizleştirmeye çalışıyor. Yani bu neticede evet, Türkiye'de devletin devlet olma vasfını yitirmesinin altını çizmek bir muhalefet liderinin de aynı zamanda görevi olması gerekiyor. Top müsiat ve işte bu TÜSİAD'ın açıklamasına gelince, ya şimdi işveren örgütleri 70'lerden beri iktidarları eleştirirler, açıklama yaparlar ve bu açıklamalar genellikle işte siyaseten tartışılır, edilir falan, ama bu şu açıklamanın siyasi yönden tartışılacak gerçekten hiçbir yönünü ben bulamıyorum. Yani çünkü siyasi bir kulvara, siyasi bir yatağa oturmuyor. Siyaseten içi boş bir açıklama. Tamamen boş. Boşaltılmış. Kendileri de bunu özellikle bilerek ve isteyerek yapmışlar belli ki. Yani bir eleştirel, muhalif çizgi, bir uyarı görevi de yapıyor mu? Hayır, yapmıyor. Bu açıklama onu yapmıyor. Bu açıklama şifreli bir açıklama. Dolayısıyla kamuoyu üzerinde biz ancak tartışırsak bir etkisi olabilir. Bu açıklama tercümansız anlaşılması mümkün olmayan bir açıklama. Biz de burada şimdi tercümanlık ve yorumculuk yapıyoruz. Bu açıklamanın yapılabilmiş olmasının arka plan bilgisini bizle paylaştı. Evet. Ben bu arka plan bilgisinin ışığında değerlendirebiliyorum. Ama onun dışında TÜSİAD, MÜSİAD, TOB ve işte neydi? TESK. TESK'in bir araya gelip bugünkü şartlarda herhangi bir güvence olmadan, herhangi bir perde arkasından veya sütre gerisinden de denebilir, bir teşvik olmadan böyle bir açıklamayı yapacak cesarete de sahip oldukları kanaatinde değilim. İstedikleri kadar enflasyon yerine fiyat istikrarı desinler. Evet. O yüzden yani Emin'in bu konudaki haberine, haber diyorum Emin. Emin bizimle bir haberini paylaştı biraz önce. Özel haberi. Bu haberinde bence gerçekten de olayı aydınlattığı kanaatindeyim. Bütün suçlu COVID-19. Böyle bir şey yok. Tabii onu da yapıyorlar. Onu da kendilerini daha da güvence altına almak için. Yani çünkü kendileri kurban olabilirler. Yani neticede Türkiye bir kişinin bazen dürtüsel, bazen duygusal, bazen çok tepkisel, bazen de işte ne bileyim böyle belli bir siyasi amaca matuf yönelik kararlarıyla ve işte reaksiyonlarıyla yönetiliyor. Yani... Peki, şimdi buradan siyasete geçelim mi? Mehmet Ali Kulat'la devam edelim istiyorsan. Evet. Soracak sorun var mı? Benim sorum var. Benim sorum var. Şimdi Mehmet Ali Bey sıklıkla ilk konuşmada bir fotoğraftan bahsetti. Yoksulluk fotoğrafı. Aslında bu fotoğrafı biz verdik. Daha sonra o da araştırmaların sonucunda elde ettiği fotoğrafı paylaştı. Yoksulluğun fotoğrafı ile acaba seçmen eğilimlerinin, seçmen tercihlerinin fotoğrafı arasında bir koşulluluk, bir neden-sonuç ilişkisi görebiliyor mu? İkincisi şu, yine aynı soru, bu soruya tabii Kemal Bey de cevap verebilir ayrıca. Acaba bu yoksulluğun fotoğrafı
seçmen deplasmanı, yani bir seçmenlerin bir partiden diğer partiye hareketinden ziyade seçmenlerin kararsızlaşmasına mı neden oluyor sadece? Sadece diyorum. Kararsızlaşmasına mı neden oluyor büyük ölçüde sadece? Çünkü paylaştıkları tablolarda ben ya bu kadar kesif, bu kadar yoğun ve can yakan bir yoksulluk varken hala aslında bloklar arasındaki geçişkenliğin son derece düşük olduğunu ama kararsızlarda bir yükselme olduğunu görüyorum. Peki hemen soralım. Bu da bir tezat. Bu da bir paradoks. Yani. Mehmet Ali Bey nasıl görüyorsunuz? Buyurun Kadri'nin sorusunu yorumlayın lütfen. Sonra da Kemal Bey'den rica edeceğiz. Siyasetin fotoğrafı, yoksulluğun fotoğrafı arasındaki ilişki. Şimdi Kadri Bey güzel bir soru sordu. İkisinin arasında bir ilişki var. Önce onu söyleyeyim. Flu bir ilişki değil, net bir ilişki. Biz mesela bu çalışmada kotalı bir çalışma uyguladık. Yani 24 Haziran seçimini baz aldık. Ve 24 Haziran seçimindeki partilerin oy alma oranlarına göre bir kota uyguladık. Sonrasında bir soru sorduk. Sadece 24 Haziran seçiminde sandığa gidip oy veren katılımcılara dedik ki, yarın bir genel seçim olsa 24 Haziran seçimlerinde oy verdiğiniz partiye göre oy tercihiniz değişir mi dedik. Seçmenin %29'u ama kararsızları dağıttığımızda 3'te 1'den fazlası, bakın seçmenin 3'te 1'den fazlası kararını değiştireceğini bize söyledi. Bu önemli. Ha, şimdi bir görelim burada. Şimdi üstüne konuşun, daha ya, detaylı anlatın. Ya şöyle, işte biraz önce ifade ettiğim %29'u seçmenin ama kararsızları matematiksel dağıttığımızda belki %35-40'ları bulan bir oranda seçmen diyor ki evet, 24 Haziran 2019'da vermiş olduğum, 2018'de oy verdiğim siyasi partiden farklı bir siyasi partiye oy vereceğim diyor. Bu çok önemli bir şey. Yarısı da... Ne, niçin önemli? Yani sonuç iktidar dolayı mı değiştirir? Misal. Tabii. Seçmen karar değiştiriyor zaten. Şimdi bundan sonraki soruya geçtiğimizde partileri sorduk seçmene. Dedik ki isterseniz siz orada o şeyi de değiştirin. Çünkü asıl şimdi çıkacak ortaya. AK Parti diyenlerin oranı, yani yarın genel seçim olsa, milletvekilliği seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz değil mi? 4 numaralı görsel. Evet. 4 numaralı görsel. Bu soruyu sorduğumuzda seçmen bize şunu söyledi. %32.2'lik bir kesimi AK Parti dedi. Bu geçen ayla mukayese edildiğinde bile kararsızlar dağıtılmış. 1,5 puan aşağıya iniş görüyoruz AK Parti açısından. Cumhuriyet Halk Partisi 22.5'lik bir kesim ki bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu sizin oradaki tabloda kararsızların dağıtılmış şekli. Dağıtılmış evet, onu söylüyoruz. 4 numaralı garip. Arkadaşlar evet, değiştirecekler. Buyurun. Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi stabil yerini koruyor. Büyük oranda bir değişiklik yok. İyi Parti 12.3. İlginç bir şekilde İyi Parti'de oy artışı görüyoruz. Bunun temel nedeni şu. İyi Parti artık kurulduğu tarihlerde MHP'nin bir dakika, bir tabloyu veremedik Mehmet Ali Bey. Şunu bir doğru düz anlatan bir arkadaşlarımız verebilirse. Bir de bu var. Dördüncü grafiğimizi lütfen. Dördü verdiler kararsızlar dağıtılmış olarak. Kararsızlar dağıtılmamış olarak. İşte tamam. Buyurun. Evet, bu. Tamam. Şimdi burada bakın önemli nokta bir. Sırasıyla gideyim. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde yaklaşık %42 oy almıştı. Şu andaki fotoğrafta AK Parti'nin 10 puan oy kaybettiğini görüyoruz. Bunun asgari karşılığı her 4 AK Partili seçmenden biri AK Parti ile yolunu ayırmış görünüyor. Bakın bu çok önemli bir ayrıntı. 2. Cumhuriyet Halk Partisi stabil çizgisini koruyor. İyi Parti'ye gelince İyi Parti kurulduğu tarihlerde MHP'nin bir böleni parti görünümündeyken, yani %7'lik bir parti iken, şu anda %12.3'lük bir noktaya kararsızlar hariç çıkmışsa, İyi Parti'nin geldiği orta sağ AK Partili seçmen için gidecek bir adres haline gelmiş demektir. En azından bir kısmı açısından. Çünkü İyi Parti önemli oranda şu anda AK Parti'den oy alıyor. HDP'ye gelince, şimdi burada önemli bir ayrıntı daha söyleyeceğim. HDP %8 görünüyor ancak özel bir çalışma yaptık. HDP'nin seçmenlerine yönelik özel bir çalışma ve ilginç bir şey gördük. Güvenlik tedbirlerinin çok yoğunlaştığı dönemlerde Doğu ve Güneydoğu dışında yaşayan, Doğu ve Güneydoğu dışında yaşayan HDP'li seçmenlerin, özellikle büyük şehirlerde yaşayan HDP'li seçmenlerin
totalde %2'lik bir oran demektir bu. Bu seçmen kendisini iktidarın içinde kamufle ediyor. Yani iktidarın partisinde gösteriyor kamuoyu araştırmacılarına kendisini. Bu şu anlama geliyor. AK Parti aslında 32 değil 30 ve HDP de barajın altında değil aslında demektir. İsterseniz bunun detayını anlatırım. Özel çalışma yaptık. Mesela İstanbul, Esenyurt, Mersin, Akdeniz bölgesi gibi HDP'nin yoğun olduğu bölgelerde, sandık bazlı sonuçların çıktığı bölgelerde gidip özel çalışma yaptık ve aldığımız sonuç çok ilginç. Orada bütün sorular HDP'li bir seçmenin cevaplarını ihtiva ederken oyunuzu hangi partiye vereceksiniz dediğimizde farklı korku ya da farklı endişelerden dolayı kendisini iktidar partisinin içinde kamufle eden bir seçmen var ve bu çok önemli bir ayrıntı bize göre. Bu siyasi baskılar nedeniyle mi? Yani eğer HDP'ye veriyorum dersem işimden atılırım, atıyorum belediyede çalışıyorsa. Kayyumma şirin gözükmem gerekiyor o yüzden. Ya da işte HDP'liyim dersem çoluğuma, çocuğuma, eşime zarar gelir. Bu gibi argümanlar mı? Ya da iş bulamam ya da devlete giremem gibi argümanlar mı? Bunların hepsi olabilir ama bunlar daha çok kayyumun olduğu bölgeler değil. Tekrar söylüyorum. Bunlar büyük şehirlerde yaşayan HDP seçmeni için söylenmiş bir değerlendirme. Şu ya da, bu da bundan dolayı kendisini deşifre etmek istemeyen, kendisinin kimliğini ortaya koymaktan farklı endişeler duyan, mahalle baskısı olabilir buna mahalle derken, kendi mahallesinden bahsetmiyorum. Oturduğu yani bulunduğu şehirde falan deşifre olmak istememekten bahsediyorum. Orada Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçeyim. Milliyetçi Hareket Partisi şu anda oy kaybetmiş gibi bir çizgide görünüyor. Yani biraz aşağıya inmiş görünüyor. Tekrar bir verebilir miyiz? Temel nedeni şu. Bunun temel nedeni şu. 7.7 görünüyor. MHP AK Partilileşti. AK Parti de MHP'lileşti. AK Parti ile MHP, AK Partilileşen MHP oy kaybetmeye başladı. MHP'lileşen AK Parti de oy kaybetmeye başladı. Yani geçirgenlik şu an itibarıyla bir noktaya geldi ve istihap haddi doldu. Şu an itibariyle MHP bu çizgide şu anda. Burada AK Partili seçmenin oyunun nereye gittiğini görmek lazım. Veya MHP'li seçmenin, yani Cumhur İttifakı blokunun oyunun nereye gittiğini görmek lazım. Bu iki blokun, yani 52.4 ile Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanıldığı dönemdeki oy oranından bugün daha aşağıdaysa bu iki parti, bu oylar nereye gidiyor sorusunun cevabı yaklaşık 3-4 puanı İYİ Parti'ye, 2.2 puan Gelecek Parti'ye, 2 puan Deva Partisi'ne gidiyor ve birkaç puan da kararsızda kalıyor. Doğal olarak kararsız sayısı zannedildiği kadar çok değil. Ve bir de bazı araştırmalarda %20'lerde, 30'larda gösterilen kararsız rakamında bir problem var. Kemal Bey çok iyi bilir bunu. Oradaki yüksek kararsız aslında kararsız değil. Sandığa gitmeyecek seçmeni de bazıları kararsız zannediyorlar. Bizim araştırmamız sandığa gideceğini söyleyen seçmeni kapsamakta. Türkiye'deki seçmenin sandığa gitme oranı biliyorsunuz %82, 83, 84 bandında kalıyor. Biz sandığa gitmeyeceğini söyleyen insanları zaten araştırmamızın dışındadır. Reklama birazdan gideceğiz. Kısa bir sorun varsa hemen sor, kısa da bir cevap alalım, sonra devam edeceğiz. Ben şeyi merak ediyorum, dedi ki AKP'den oy alıyor Mehmet Bey. AKP'den oy alıyor artık İYİ Parti dedi. Bu MHP'den alacağı oyu aldığı için artık mı? Yani MHP daha fazla küçülemeyeceği, oradan daha fazla oy alamayacağı için mi ağırlıklı olarak AKP'nin oyunu çekiyor İYİ Parti? Hayır, küçülebilir zaman içerisinde, onu bilemem. Zamana da bağlı, seçim şartlarına da bağlı ama asıl mesele şu, İYİ Parti orta sağa doğru kaydı. Yani İYİ Parti artık Türkiye'de bir MHP böleni değil, Türkiye bileni olma yolunda. Avantajı buradan geliyor çünkü sahada dolaşıyor Sayın Meral Akşener ve sahada bir şey yapıyor. Sahadaki insanlara siyasi propaganda yapmıyor. Diyor ki siz ne söylerseniz sizin söylediğinizi Ankara'ya taşıyacağım diyor. Hatta bununla yetinmiyor. Oradan birilerini de Ankara'da parti grubuna getirip konuşturuyor. Böylece seçme duygularına tercüman olabilen siyaset uzun süredir yapılmıyordu Türkiye'de. Bunu yapmaya başladı. Onun getirdiği bir avantajı yaşıyor şu anda. Peki, reklama gideceğiz ama dönüşte ben Kemal Bey'e şunu sormak istiyorum. Seyircilerimize de belki bizimle birlikte kalmaları için bir not. Şimdi bizim bu Mehmet Ali Bey'in anlattığı
oy kaymalarını gördüğümüz zaman demek ki seçmen aslında milliyetçi ve sağ bir söylem istiyor. Çünkü AK Parti'den kayan oylar işte o nerelere kaydı diye sorduğunda Emin Çapa işte bir miktarı İYİ Parti'ye gidiyor, bir miktarı DEVA'ya ve Geleceğe gidiyor ve bir miktarı da diğerlerine gidiyor. Demek ki milliyetçilik, sağ politikalar, merkez sağ çok daha fazla talep edilen bir durum Türkiye'de, öyle mi? Buradan bu azgın milliyetçilik, milliyetçilik konusunu ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Bu milliyetçilik üzerinden siyaset yapma biçimi artık Türkiye'nin olmazsa olmazı mı? Ve esas problemi de muhalefet bunu nasıl tanımlayacağında mı yaşıyor? İşte bütün bunları konuşacağız birazdan.